bana resmi olarak çek yazısı yazmadan bundan 20 gün önce avukat aracılığıyla demirbaşların teslimi. Demirbaşların teslimi 24.11.2019'a kadar pendedir. Kiracı olarak buranın şeyi olarak, kiracısı olarak. Ama bu tabi bu şeyi dinlemeyerek, tabi neye dayanarak onu da bilmiyorum. Bundan bir hafta önce geldi, sayım yapmak amacıyla adaleti kandırarak, hukuku kandırarak buradaki malları talan etti. Aldı, taşıdı. Taşımasına rağmen şeyimiz Adalet Hakim Hanım bize iadesini karar verdi. Dün bize onları iade çekti. Bu yazı ona gitmesine rağmen bu sefer artık egosunu mu tatmin edemedi yoksa şey yapamadı mı? Buraya dün sabah saat 5 civarında iki kamyon çöp, buradaki kalan arkadaş bunları görüyor, işte kaçın geliyorlar diye buradan çıktılar. Tabi sadece bu çöp yığını değil, buraya yolu yukarıda vardı, temizlettik. 24.11.2019'a kadar, Kasım'ın 19'una kadar sözleşmemiz var. Şöyle bir şey, 2018'in 24.11.2018'de kira sözleşmesi bitiyordu, bir yıldı. Bana bir resmi yazı yazmadı. Resmi yazı yani kiramdan önce bir ay önce yazmış olsaydı veya 3 ay önce yazmış olsaydı, arkadaş burası satıldı, çıktı yani bana bir resmi yazmış olsaydı, ben de başımın çaresine bakardım. Yalnız bu zor durumda kalmasın diyen kendisine 22 Ekim 2019'a kadar düğünlerim var, düğünlerimi yapayım, alan vatandaş gelsin. Ondan sonra eğer benim mallarımı almak isterse, demirbaşlarımı almak isterse alsın, almasa ben çıkarım dedim. Şuradaki çöpleri yani şuradan aldık, yani yukarı doğru, buradan doğru, yukarı doğru, kendi şeyimizden, gücümüzden bile aldık, bu tarafa kadar getirdik çalışanlarımızdan bile. Allah razı olsun çalışan arkadaşlarımızdan, hiç tiskinmeden, şey yapmadan, bir şeyden kendilerini esirgemediler. Üstten aşağı aldık, topladık, buraya getirdik. Ama bundan sonrası başkanımızın yüz akıdır. Açık olduğunuz yerde.